Fıtratın Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de 18 ayette fatıra kökünden fatır, bir yerde de fıtrat ifadesiyle yani o da Rum Suresinin 30. ayeti kerimesinde فَاَقِمْ وَجَهَ لِدِّينِ حَن۪يفَا fıtrat <laughs> اللّٰهِ لَت۪ي فَطَرَ النَّاسَ Cenab-ı Allah burada bizzat fıtrat kelimesini ifade ediyor. Hı hı. Sen hanif olarak bütün varlığınla yönel. Neye? Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Burada fıtrat ilk yaratılış, tabi olma, hı hı. safi olma, bozulmama, değişmeme, Rabbimizin kıvamında kalma anlamlarını veriyoruz. Fıtrat özellikle eee dışarıdan bir etkilenme olmadığı müddetçe o öz halinde kalma. Tabii halinde kalma. Ancak insanoğlu dışarıdan etkilenmeye başladığı andan itibaren bu fıtratındaki olan güzellikleri iyiliğe ve hayra yönelik ya da Allah'ı bulma, bilme, Allah'ın birliğini tanıma özelliklerinden bir kısmını kaybedebiliyor. Hmm. Fıtratın en önemli özelliği hazır Allah inancı değildir. Yani Allah'ımızı, varlığını ve birliğini bulma imkanı, kabiliyeti insiyakı melekesidir.